Efendim işte şeyhlerine rabıta yapanları bu Vahabiler şirk, müşrik diye nitelerler. Niye? Efendim işte o şeyh efendi düşünüyor. E sen bak sabah akıda karını düşünüyorsun. Ve uzakta kaldınca gurbette niye müşrik olmuyorsun? E karını tapmak niyetiyle düşünseydin müşrik olurdun. Şeyhini de tapmak niyetiyle düşünseydin müşrik olurdun. Düşünce adamı müşrik eder mi? Eder. Nasıl eder? Eğer sen bir şeyin Allah'ta Allah'a ortak olup ibadete layık ilah olduğunu varsayarak o itikat ile düşünürsen bu müşrik yapar. Müşrik eder adamı. Ama karını şehvetle düşünüyorsun. Efendim çocuğunu merhametle şefkatle düşünüyorsun. Veyahut şeyhini efendim, hürmet ve tazim ile düşünüyorsun. Allah'ın efendim takva kulu, varisi nebi, hafız, alim. Bir hürmetle düşünüyorsun. Saygınlıkla yanındaymış gibi düşünüyorsun. Bu mülahazada ne, ne zararı var? E işte putlar için bunlar Allah katına bize şefaat edecekler dediler. Müşrikler o ayet okuyor. Ya ne alakası var? Mane ne'abudu millâ li yukaribûnâ Allah E biz eşeklerimizi niye düşünüyoruz? Ya bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. E tabi ki rabuta ekrab vesile yarını görmeye sehet aziz dizarını diyor. İsmet Garibullah Hazretleri. Yani Allah'a kavuşma vesilelerinin en yakını. E vesile aramamızı bize kim emrediyor? ile il Bana kavuşturacak size vesile arayın. Maide suresine ati. E, vesile aramayı bize Mevla emrediyor. Rabuta da bütün vesileler için maksut hükmü varsa bir şeye vesile olan o ulaştıracağı gaye hükmündedir. Ona değer verilmesi lazım. Önemli değil mi? Bütün vesileler yani vesile aracı demektir. Kur'an-ı Kerim vesile midir? Allah'a ulaşma vesile. Ne yapıyorsun? Öpüp başına koyuyorsun. Beden aşağı tutulabiliyor musun? Abdestsiz tutabiliyor musun? Mesela gözünü kapatıyorsun, hafızlık yapayım işte ne oldu? Bütün sayfaları böyle satırları mülahata düşürüp duruyorsun. Hafızlık çok fayda eder satır düşünmek. Sonda mıydı, bir geri miydi? Yani sayfanın başı neydi, hangi ayetti? Böyle resim çeker ya hafızalarımız. Resim çekiyor işte hafızlar öyle. Yani ya bu niye e, vesile diye? Sen şimdi Kur'an mı bizi yarattı diye diyorsun. Kur'an Halık de değil, mahluk da değil. Yani Yaratan değil ki sen O yaratanın ibadetine vesile diye Kur'an-ı Kerim düşünüyorsun. Kabe'ye giriyorsun. Kabe'nin etrafında tavaf ediyorsun. Eğer sen e, kendi kafana bir taşları toplasan da etrafına dönsen ne olursun? Gavur olursun. Hani ibadet kastıyla yaparsan tabi. İbadet kastıyla yaparsan. Ama şimdi bu Kabe taş duvar. Dört duvarın etrafında yedi kere dönüyorsun. Bir, bir tavaf yapmak için. Bu ne manası var? Ama Mevla emredince manası var. Neden? Benim sizi affetmem için vesiledir buyuru. Sen de tavafa ne hükmü veriyorsun? Allah'a ibadet oluyor. Allah'tan rızası kazandıracak maksat oluyor. Tavaf şimdi maksat oluyor. Neden? Aslında vesiledir ama maksat dedi? Çünkü gayeye ulaştırıyor. Gaye ne Allah'a kulluk? Gaye ne af olmak? Rızası kazanmak? Bu, budur yani. Bunlar niye birbirine karıştırıyorsun? Bak müşrikler ne diyorlarmış? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz putlara tapıyoruz. E siz tarikatçılar da Allah bizi yaklaştırsın diye rabıta yapıyorsunuz. Ya sen ne kadar dundun ahmak adamsın. Hiçbir kafan çalışmıyor. Onlar diyorlar ki biz bunlara tapıyoruz. Müşriklerin lafı ne? Tapıyoruz. Yani ibadet yapıyoruz. Yani kulluk yapıyoruz. Kulluk kime yapılır? Mabudun bir hak olan ilaha yapılır. O da ancak allah Teala'dır. Yani ne demek? Tesir bundandır demek. İbadet ettiğin şey sana fayda yaratabilir, zarar yaratabilir demek. İbadet yaratana yapılıyor. Peki rabıta yapan niye yapıyor? Allah Teala bana vesile ara emretti. Ben de onun bir dostunu düşünerek Mevla'ya yaklaşmak istiyorum. Çünkü Mevla'nın zatını düşünmek yasak. Zatı şekilden münezzeh düşünülemez. Onun için onun nurlarının yağdığı, feyizlerin menbaı olan bir zatı yanımda mülaze ediyorum. Zikrederken birlikte zikrediyoruz. O, o zaten yanı, o da Allah'a ibadet ediyor. Ben de onun Allah'a ibadet ettiği halini düşünüyorum. Yani mürşit de zikir halinde zaten, Allah'a ibadet halinde. Ben de onun yanında yani birlikte zikrediyoruz. O da Allah'a ibadet ediyor, ben de Allah'a ibadet ediyorum. Onunla birlikte ibadet ediyor. Çünkü Mevlana buyurdu ve sadık değil. doğru dürüst olan, özü sözü bir olan sadık kullarımla beraber ol." Beraber olun. Bedenen beraber olsanız aliül ala olur. Herkes ne zaman beraber olacak? Herkes efendi Hazretleri'nin yanında nasıl durabilir? 10 senedir ihvan olanlar bir kere bile görmeyenler var. Camın arkasından görse adama yetiyor. Nasıl yanına girecek? Yanına girse nasıl oturacak on, bir saat iki saat? Kim tutar seni... Onun için sadıklarla beraber olun. E bu beraberliğin en başı bedenidir. Ama bedenden kalp bir olursa zaten esas maksattır. Ve lakin e, bedenden mümkün olmayınca ki ekseriyette bu bedenden birleşmek, bir arada oturmak e, imkan dahilinde olmuyor ulemamızla, evliyamızla o zaman kalbi beraberlik olur. Sabu ma Allah Allah ile beraber olun. Fellem testatıyor Allah ile beraber olmaya güç yetiremezseniz fashabu ma yashabu ma Allah Allah ile beraber olanla beraber olun. Şimdi öyle adamlar var nefsiyle şeytanıyla beraber. Onu düşündüğün mü ne olur? Pislik sıçlar, Huzurun kaçar, moralin bozulur. Zikir halin darmadağın olur. Öyle sanatçılar var, şarkıcılar, türkücüler. Bunları düşündüğün anda bütün huzur feyzin kaçar. Ama Allah'ın öyle dostları var. Sen onları gözünü kapatıp düşündüğü vakit yanında onlar bize Allah'a yaklaştırıyorlar. E ama Allah'a yaklaştırıyorlar diye yaklaştırsınlar diye tapmıyoruz ki onlara. Onlar da Allah'a ibadet ediyor. Biz onların Allah'a ibadet halini düşünüyoruz. Neden? Onunla birlikte olsam ben Allah ile irtibat kurmayı beceremiyorum. Mevla irtibat kuran birinin hiç olmazsa yüzünü, şeklini, anlını falan düşünürüm. Mevla'da şekil yok aşağı. Nasıl tefekkür edeceğim? Bu sefer hindi gibi düşünüyorum. Gözüm büyümüyorum, kafamı sıkıyorum, anlamı sıkıyorum. Ne oldu ondan sonra? Aklıma karı, para, efendim 40 sene evvel gördüğüm karılar, çıplaklar, ka her türlü haram, helal, mubah, şerit gibi önünden geç. E bunu durdurmanın bir yolu, işte Allah bir dostu, bir mürşidine o şeyi yönlendirmek. Hafızayı, zâkireyi, hayal gücünü, ne yapmak? Bir Allah dostuna yönlendirmek. Yani onunla birlikte ibadet ettiğini düşünmek. O da abid, sen de abid. Mabut nerede? Mabud Allahu Teala. Buna tapıyoruz lan bunun ne alakası var?